Türkiye'nin en büyük metal dedektör distribütörü ve XP Metal Dedektörleri Türkiye distribütörü dedektörburada.com'dan herkese merhabalar. Bugün XP Metal Dedektörlerinin yeni derin arama başlıkları olan Extreme Hunter ve Extreme Hunter'ın Pro paketini sizler için beraber inceleyeceğiz. Daha sonrasında testlerini ve kurulum aşamalarını göreceğiz. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cihazın ön tanıtımıyla alakalı çektiğimiz videomuzu yine yukarıdaki kartlar kısmından inceleyebilirsiniz. İlk olarak başlıkların gelmiş olduğu case'lerden, yani kutulardan, taşıma kutularından bahsedecek olursak gerçekten çok kaliteli bir çanta olmuş. Belki dışarıdan çok ağır gözükebilir ama maksimum 6-7 kilo civarında. Yani seyahatlerinizde kullanabileceğiniz, cihazı kolayca taşıyabileceğiniz güzel bir taşıma çantası olmuş. XP taşıma konusundan itibaren kullanıcıları düşündüğünü bu case'de de gösteriyor aslında. Sağlam, evet. Sert. Manevrisi çok iyi. Güzel bir kilit yapısı var. Burasını da paketi açarken gösteririz kilit, evet, yapılarında. Öncelikle fabrikadan İki farklı paket seçeneğiyle geliyor. Birisi standart paket, diğeri pro paket. Aslında daha önceden Deus 2 cihazına sahip olanlar çok şanslılar diyebiliriz. Evet. Cihaz Deus 2 ana kontrol ünitesiyle birlikte yalnızca kullanılabiliyor. Deus 2 de aslında burada farkını ortaya koymuş oluyor. Çünkü belki dünyada şu an en çok satan dedektör olma yolunda ilerliyor. Evet. XP de Deus 2'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Deus 2'ye bağlantılı olarak yeni aparatlar, yeni başlıklar çıkarmaya devam ediyor. Bence bu gelecekte de bir süre daha böyle devam edecek gibi. Yani Deus 2'si olanlar gerçekten şanslı. Evet. Yani bir Extreme Hunter başlık alıp hem bir derin arama dedektörüne hem de bir tek para yüzeysel bir dedektöre sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda zaten Deus 2 20 metreye kadar da basınca dayanıklı olduğu için su altı basıncına. Bir dalış cihazına da, yani 3 farklı cihaza sahip olabilirsiniz. Ama bir Deus 2 cihazınız yoksa da burada Pro paket devreye giriyor. Pro paket içerisinde bir XP Deus 2 ana ünitesi bulunur. Ayrıca bir VSA2 X-Touch kulaklık da gelir. Zaten detaylara değineceğiz. Ekstra olarak bir S-Stem Lead Shaft, yani bir arama kolu alıp bir başlık alırsanız da yine tüm bu seçeneklere sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Extreme Hunter cihazı çok yakın zamanda piyasaya sunulmuş olacak. XP Metal Dedektörleri Türkiye Distribütörü dedektörburada.com olarak elimizde ilk demolardan birisi mevcut. Ve cihazlar satışa ilk sunulduğunda da yine öncelikli olarak dedektörburada.com'dan cihazları temin edebilirsiniz. Bu süre içerisinde cihazlarla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını videolarla size aktarmaya çalışacağız. Yine merak ettiğiniz diğer şeyler için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu sebeple bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü gelen her güncellemeyi, çıkan her bir yeni paketi sosyal medya hesaplarımızdan güncel olarak paylaşıyoruz. Bu sebeple bizi takip etmeye devam edin. Evet, sıra geldi şimdi paket içeriklerini incelemeye. Pro paket ve standart paketi sırasıyla açalım. Paketimizi yana alalım. İlk olarak şuradaki kilit sistemlerinden bahsedelim. Birbirlerine iterek, bunu da aynı zamanda birbirine iterek çok rahat bir şekilde kutuyu açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman gayet güzel yerleştirilmiş bir şekilde parçalar mevcut. Zaten farkları direkt olarak göze çarpıyor. Burada bir Deus 2 ana ünitesi var. Öyle gösterelim kameraya. Ve ayrıca bir VSA2 X-Large kulaklık bulunuyor. Bunun dışında kalan tüm aksesuarlar iki paket içinde geçerli oluyor. Evet. İlk olarak şaft'tan başlayalım. Evet, burada orta şaft var. Arka başlığa böyle bağlantılı şekilde geliyor. Yine iki pakette de mevcut. Tekrar vurguluyoruz. Hemen onun altında da yatay olarak yere doğru uzanan diğer var. Burada da bir S-teleskopik light kısa şaftımız mevcut. Evet, monte edilişine biraz tekrardan bakacağız. Evet. Yine vidaları, aparatları böyle parça içerisinde hepsi poşetli bir şekilde geliyor. Vidaları dikkatli yerleştirmek gerekiyor. Tabii burada montajı da oldukça basit aslında. Yani ekstra olarak pro pakette bir adaptörümüz de mevcut. Bu standart pakette bulunmaz çünkü burada bir ana ünite var. Ve bu alt tarafta yine şöyle gösterelim. Bir şaft daha var. Burada bir bağlantı aparatı mevcut. Paket içerikleri bu şekilde. Tekrardan söylemiş olacağız. İki paket arasında bir Deus 2 ana ünitesi farkı mevcut.
Ve ekstra olarak VSA 2 X-Large farkı var. Onun dışında paketler aynı. Pro pakette bu ikisi var. Standart pakette de bu ikisi yok. Ya. Normalde eğer bir Deus cihazınız varsa, Deus 2 cihazınız varsa zaten bunlara veya türevlerine sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi cihazın montajına geçebiliriz. Şimdi hep beraber Xtreme Hunter Pro paketin kurulumunu gerçekleştirelim. VSA 2 kulaklığımız şöyle bir kenarda dursun. Ana kontrol ünitemiz. Evet. Şimdi gerekli parçalarımızı önce paket içeriğinden çıkaralım. Şimdi burada montaj ekipmanlarımız var ve bunların her biri farklı yerlerde konumlandırılmış. Ebat ve incelik olarak farklı, bunların hepsine değineceğiz. Şaftımızı da şöyle bırakalım. En son şaftımızla ilgileneceğiz. Şimdi arkadaşlardan destek alayım. Çantayla bir işim yok. Çantayı alabilir miyiz? Şimdi ilk etapta bunun kurulumunu sağlayalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi, yakınlaştırayım yakın çekimde. Şurada bu parçaların gireceği delikler mevcut. Biraz kuvvet istiyor. Evet. Buraya iki adet şöyle kısa vidalarımızı takıyoruz. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Burada bu kablo şuradaki borudan geçeceği için, şaftan geçeceği için şöyle plastik bir kelepçe ayarlayabilirsiniz. Buna ihtiyacınız olacak. Şu şekilde takarsınız. Tabii bunun öncesinde yapmanız gereken şaftın şu aparatını bu alt şafta yerleştirmek olacak. Onun da bir yönü var. Bunu aşağı tuttuğunuz zaman şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Delikler aşağıda, kilit kısmı da aşağı kısımda kalıyor. Şöyle de bir sağlamasını yapalım. Şu şekilde olacak. Şu şekilde olacak. Bunun kurulumunu şunu kurduktan sonra gösterelim. Bu yardımcı aparatla buradan bunu geçiriyorsunuz. Buraya oturtturdunuz. Burada yine önemli hususlardan bir tanesi, buradaki deliklere şu kısa olanlar girecek. 3 tane kısa var burada. Bunlardan bir tanesi ince. Bunu şaft için kullanacağız. Buradan plastik kelepçemizi şu şekilde plastik kelepçe yardımıyla bunu çıkardık. Kelepçenizin şu şekilde ayarladınız. Evet. Buraya başlığımızı bağlıyoruz. Yine dikkat etmemiz gereken buradaki pin kısımları. Pinleri doğru bir şekilde yerleştiriyoruz. Pin yönlerine dikkat ediyoruz. Şöyle bağladıktan sonra buradaki somunu güzelce sıkıştırıyoruz. Sonra bu tekrar yuvasına oturuyor. Burada görmüş olduğunuz iki uzun vidayı da şuradaki deliklerden monte ediyoruz. İkisini eş zamanlı sıkalım. Çünkü bazen oturmayabiliyor.
cihaz başlığının sallanmaması için bu vidaları iyice sıkmanız gerekiyor. Bu arada değinmişken cihazın buradan şarj aldığını da göstermiş olalım. Type-C kabloyla başlık kısmı buradan şarj alıyor. Evet. Buraları iyice sıktıktan sonra en son kısma geliyoruz. Şöyle çevirelim. Şaftımızı yerine yerleştiriyoruz. Ve en son küçük ve ince başlıkta olan vidayı da buraya sabitliyoruz. Şaft boyumuzu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Dilerseniz şu kapağı açıp ünitemizi de buraya sabitleyebiliyoruz. Cihazın kurulumu bu şekilde. Xtreme Hunter paket içeriklerini beraber inceleyip başlıkların kurulumunu yaptık. Böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Xtreme Hunter ve diğer tüm cihazları mağazamızda gelip incelemek ve detaylı bilgi almak için videonun sonunda bulunan iletişim bilgilerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul Maltepe'de bulunan mağazamızda Xtreme Hunter ve diğer tüm cihazlar için uzmanlarımıza danışabilir, tüm cihazlar için bilgi alabilirsiniz. Bu videonun altına lütfen Xtreme Hunter ve diğer cihazlarla ilgili sormak istediğiniz her şeyi de sormaktan çekinmeyin. Evet. Her zaman için sizlere en doğruyu, en hızlı şekilde en kaliteli hizmete ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Açıklamalarda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink.